Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Sorunuzu alalım. Bir sorum olacaktı benim. Evet. Şimdi izliyordum programı da ben de dediğiniz gibi lahmacun ve çiğ köfteyi çok seviyorum. Acaba bunları fazla tüketmenin bir zararı olur mu? Kilo Şimdi konusunda. tam da bana aslında eşlik ettiniz. Herkes tüketiyor. Hatta kalırsanız sorumuz da olsun. Mesela kilolu musunuz? Yaşınız kaç? Özellikle spor yapıyor musunuz? Kışın çünkü ister istemez... Yaşım 34 kiloma falan dikkat ediyorum. Evet. Ama aşırıda bir lahmacuna karşı rahatsızlığım var. Yani yiyorum. Çok da kilolu değilim. Peki benim gibi yanında yeşillik var mı? Eşlik ediyor mu yeşillik? Yeşilliği genelde içimde yiyorum yani. Süper, süper. Bir oturuşta kaç lahmacun Ya çok dedim en fazla 3 tane yiyorum. Üç tane. Peki. Soralım hemen. Bir de iki lahmacun kalorisi nedir Büşra Hanım? Özellikle iki lahmacun aslında ideal. Kızmayın. Yani bir Bir lahmacun lahmacun iyi geldi, ikincide de doyarım diye hepimiz söylüyoruz, doğru mu? Bazen 3'e 4'e kaçanları görüyorum. O da ayrı tabii ki. Şimdi tabii uzmanlar dile getiriyor. Dinleyelim sizden ama yakamayacağınız gıdalar size geri dönüşüm kilo olarak olacaktır. Mesela siz hareket ediyor musunuz? İki lahmacun bir öğünde normal bana göre. Tabii yeşilliği de var yanında. Yani şimdi aslında işim masa başı ama tabii spora gitmeye çalışıyorum. Gidiyorum da dikkat ediyorum. Spor yapıyorum zaten. Spor yapmasam dediğiniz gibi sürekli otur otur Nereye kadar değil mi kilolar? problem olur. Bir de çiğ köfte dediniz. Valla her yörenin damak tazı diyorum ben. Bir de herkesin de yapılış usulü farklı. Farklı oluyor. İster istemez tabii onun da şimdi uzmanımız buradayken cesaret edip soralım mı? Porsiyonu nasıl diye soralım. Yani tadımlık mı, doyumluk mu, abartı mı nasıl diye soralım çiğ köftenin? Ya, çiğ köfteyi çok öyle aşırı tüketmesem de haftada bir yiyorum yani Haftada öyle bir. hani çok her gün yediğim bir şey değil. Genellikle lahmacun tüketiyorum ama çiğ köfte dediğim haftada bir. Galiba izleyicimizin de lahmacun dükkana yakın bir çalışmışlığı var. Kolayına çünkü mesai arasında belki de geçiştirmek anlamında öğünlerinizi bu şekilde yapıyorsunuz. Bir de damak tadı tabii keyifli geldiği için Tabii. lezzeti var. Bir de bir şey daha sorabilir miyim? Tabii. Şöyle bir şey, ben mesela şekeri bıraktım. Çay, işte kahve, bir türlü şeker kullanmıyorum. Yalnız ekmeği bırakmakta biraz zorluk çekiyorum. Bununla ilgili doktorunuzun görüşü nedir acaba? Yani ekmek, ya tabii çok aşırı değil de yine bırakamıyorum. Şeker hiçbir şekilde tüketmiyorum ama ekmeği yemekle beraber tüketiyorum. Zaten ekmek deyince biri gülüyor izleyicimiz. Özellikle onun da tabii ki ebatı değil mi Bir önemli? öğünde Yani bir... kaç dilim yiyorsunuz? Yani bazen bir dilimle kalkıyorum, bazen yarım ekmek yiyorum yani. Bunun Valla hepimiz yapıyoruz dönemsel. Kış aylarında da daha çok oluyor. İster istemez bir de fırına yakın oturanlar var. Bize yazıyorlar. Şimdi sıcak fırından çıkmış ekmek. sıcak ekmek buram buram kokuyor. Eve alana kadar yarısı giden Diyor. değil mi? Gidiyor diyen izleyicilerimiz var. Biz hem okudukça keyif alıyoruz hem de notlarımızı alıyoruz bilgilendirmek için. Ekmeğin önemini konuşalım. Lahmacunu, çiğ köfteyi konuşacağız ve diğer beslenmeleri. Sorunuz var mı? Teşekkür ederim. Cevaplandırmaya gidelim. Teşekkür ediyorum. İyi Sağ olun. yayınlar. Çok Sağ teşekkürler. olun. Sevgiler. Hoşçakalın. Bekliyorum cevaplarınızı. Sağ Tamam. olun. Çok teşekkürler. Evet. Evet. Lahmacun bana ortak çok çıktı. Çıktı. Ama kışında, yazında hemen kolayına ve lezzeti olduğunu düşündüğüm gıdalardan. Tabii bunun tabii sayısı önemli olduğunu hep yayınlarımızda dile getiriyoruz. Zaten diyet listende de benim gördüğüm kadar hiçbir şey yasak değil. Her şey Yasak var. değil, lahmacun da yazıyoruz. Fakat lahmacun örneğin öğlen veya akşam yediğinde, örneğin 2 adet lahmacun, o öğleni biraz daha hafif geçirip ara öğünlerle destekliyorum. Yaklaşık bir lahmacun zaten 3-4 dilim ekmeğe eşdeğer oluyor.
Bu yüzden gün içerisinde biraz fiziksel aktiviteyle birlikte ve biraz hangi öğün yiyecekseniz ona göre planlayarak diğer öğünleri daha hafif geçirdiğinizde aslında dengelenmiş oluyor. Yasak değil. Çiğ köftede de haftada bir, iki bulgur, haftada bir et, bulgur fakat temiz ve hijyenik yerden alın. Çünkü birçok baharatla yoğrulduğu için lütfen hijyenik yerlerden yemeye özen gösterin. Yaklaşık bir çiğ köfte iki dilim ekmek yapıyor bir sıkım çiğ köfte. Bu yüzden bir daha tekrar edeyim mi? Önemli açıklamalar. Salatayla birlikte yediğinizde daha sağlıklı olacaktır. Özellikle çift lavaş görüyorum ben. Hocam çift lavaş saralım mı diye. Dürüm şeklinde. Dürüm şeklinde olmasın. Salatanın içerisinde tükettiğinizde yaklaşık 3-4 adet yine gün içerisindeki ekmek miktarını dengeleyerek doğru olacaktır. Yine seyircimiz ekmek tüketiyorum çok fazla miktarda dedi. Ekmek zaten tüketilmesini istiyoruz fakat biraz daha kontrollü gidecek şekilde. Eğer doymuyorsak o öğün salatadan ve yoğurttan destek alabiliriz. Kocaman bir salata yaptığınızda yemeğinizin yanında ve yoğurtla birlikte desteklediğinizde zaten doygunluğa ulaşacaksınızdır. Yanına da 1-2 dilim ekmek veya bir kase çorba ile destekleyebilirsiniz.